Karadeniz mi? Bilal yapacak başka bir evet, açıdan tahmin bakacak ederlerse olacak. Burada hemen onları okuyacağım isimleri. Mesela Muhammed Şavlı, İsmail Ali final yapar demiş. Şaban Demircioğlu, Ali Gürbüz, İsmail demiş. Sabahattin Ocak, Balaban Gürbüz demiş. Şu anda Balaban Gürbüz biraz ağırlık kazanıyor. Ali Gürbüz, İsmail Balaban demiş Süleyman. Başkan Ali Gürbüz, Fatih Atlı demiş. Bülent. Evet. Murabit. Ali Gürbüz, Fatih Atlı demiş Salih İnce. Evet, bakacağız. Gelecek. İsmail Balaban. Evet. Evet, öyle yorumlara girmeyin. Siz onların tabii dostluklarını bilemezsiniz. Onlar karşılıklı cenk ederler kıran kırana ama güreş biter. Güreş orada biter. Her şey biter. Dostluk devam eder. Evet. Dostluğun en güzelini geçen akşam beraber Mehmet abi biliyorsun. Altındağ güreşlerinden sonra değerli ağamız Vezir Köprü ağamız Halil İbrahim Çiçek kendi çiftliğinde bir yemek verdi. Hep beraberdik. Bütün baş pehlivanlarımızla birlikteydik. Senin de dediğin gibi sahadaki yarış güreş bittikten sonra hepsi inanılmaz şekilde birbirine bağlı. Hepsi abi kardeş usta çırak şeklinde. Evet. Şimdi İsmail paçaları iyice kavradı. İsmail paçaları bu şekilde aradığında inanın çok etkili oluyor. Fatih de bunu son derece iyi biliyor. Çok finalleri var. Kırkpınar'da Fatih'le İsmail'in kürsüde. Diğer tarafta tabi Antalya Büyükşehir Belediye'nin iki baş pehlivanı Ali Gürbüz ve İsmail Balaban şu an Çanakkale Biga'da. Osman Çayır, o da bugün güzel sunumlar yaptı. Balıkesir'in değerli cazgırı ve tabii ki Fatih İnci. Onları kutluyoruz, geleceği olan önemli cazgırlarımızdan. Usta Pele Mehmet ve Usta Şükrü Kayabaş'ın yanında. Onları kutluyoruz tabii. Bülent Turay'ı da ayrıyetten tebrik ediyoruz. Bugün 5 tane pehlivan. Osman Çayır'ı Can Yürek'ten ben kutluyorum. Değerli güreş severler. Bu arada Seyhan Aslan'la beraber yerel sanatçı DJ Ercan'ı da biraz sonra röportajı alacağız. Seyhan Aslan'la beraber yarı final bitiminde, yarı final bitiminde. Evet. Recep Kara, Ali Gürbüz. Finale ilk çıkan Recep Kara oldu. İşte dostluk bu. Her iki yiğit Ali Gürbüz ve Recep Kara Biga İrfan Şahiner meydanında güreş bitti birbirini kucakladılar. Her ikisini de tebrik ediyoruz. Tekrarı gelecek bu yenişin. Bakalım finale kim çıkacak Recep Kara karşısında? Değerli güreş severler, hemen bakalım. Evet, Turgut Dayanç Ali Gürbüz demiş, Ramazan Özkaya Ali İsmail final yapar demiş, Zafer Sadak İsmail Recep. Alt boyunu göstermiyorsun, böyle yayın olmaz, doğrudur. Şimdi bu güreşler varken de boşluklarda göstereceğiz. Oktay Şahan, yayını sen beğenme ama sen sağlıklı kal, hoş kal, esenlikte kal, güreşte kal. Güzel kardeşim benim. Evet, Rıfat Konuşum, Murat Eryetin Recep, bravo Recep, Ali Gürbüz İsmail Balaban demiş. Şimdi tekrarına bir bakalım, tekrarına bir bakalım. Recep Kara nasıl yenmiş? Adem Kara da bir baksın, şöyle. Ali Gürbüz, her ikisi de son derece kariyeri yüksek. Evet, Recep Kara gördüğünüz gibi içi bulunca çok çabuk. Efendim, yenişi tamamladı. Ali Gürbüz'ü de kutluyoruz. Onların her biri rakiplerinden daha çok sakatlıklara değişik bir açıdan. Dış kasnakta Ali Gürbüz. Değerli güreşseverler. Şimdi bir hanımefendi var. Jülide İskenderoğlu, Çanakkale milletvekili. Bakalım o nasıl buldu bugünkü. Evet, 18 Eylül. Tabii ki güreşlerin. İrfan Şahiner Meydanı'nda Çanakkale'nin gurur günü, Biga'nın düşman işgalinden kurtuluşunun gününde bu güzel güreşler var. AK Parti'nin de değerli milletvekili Sayın Jülide İskenderoğlu yayınımızda. Sayın vekilim, efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir yayın. Öncelikle sizi tebrik ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bu arada
Seyirciyi nasıl buluyorsunuz? Harika bir İnanılmaz gün değil mi efendim? Güzel. Çok başarılı. Bence güreş organizasyon çok başarılı. Dönem dönem burada olduğumda katılıyorum ben güreşlere. Çünkü yağlı güreş her şeyden önce er meydanı bizim ecdadımızın bir atasporu. O yüzden de mümkün olduğunca hem çocuklarımıza öğretmemiz gerektiğini düşünüyorum hem de geleceğe yapılmış bir yatırımdır diye düşünüyorum. Devam etmesi anlamında da elimizden geldiğince destekliyoruz. Evet, 90'lı yılların başında 1907 yani Fenerbahçe'nin kuruluş yıl dönümüne evet. Tarihine gelmiş. Yıl dönümüne değil, kuruluş tarihine denk gelmiş ve 19 yani 100 yıldan fazla Biga'nın tarihi sayın evet. Vekilim. Evet. Şu an İsmail Balaban normal sürede devam ediyor ve Biga'da bugün çiçekler açtı. Bir de İrfan Şahin'in ismini verildi bu alana. Evet. Bir kere belediye başkanı olarak sayın Bülent Erdoğan'ın karnesine not vermek istersin ve sınırsal değerde en yüksek not 10 olsa kaç verirsiniz bu organizasyonuza? Vallahi tabii ki 10 veririm. Yani Bülent Erdoğan'a bir pozitif ayrımcılık yapalım. Bir defa her şeyden önce Sayın Bülent Erdoğan bu 2 ay kadar bir sürede bu sahayı sadece bu organizasyon için hazırladı. Çok güzel bir saha. Seyirci, Biga zaten hazırdı buna. Bizim biliyorsunuz ki bölgemizin bir sporu. Evet, özellikle bu arada hareketlendi sayın vekili evet, Güreş. Evet. Ben tabii giriş anınızı tespit edemedim. Çeyrek finalden itibaren burada mıydınız efendim? Daha evet önce buradaydım. Peki nasıl buldunuz Güreş'in bu heyecanını? Bence bölgemiz Biga çok özlemiş Güreş'i. Bu bölgede bu dönem özellikle bütün belediyelerimizde, belde belediyelerimizde bile Güreş müsabakalarımızı gerçekleştirdik. Ama Biga özellikle damga vurdu bence bu bölgede şu an. Biz inşallah daha da arttırıp 40 Pınar olsun istiyoruz. Tabii, Biga'mız her şeyin en güzeline layık çünkü. 286. randevuda tabii Çardak, Biga'nın evet. olmazsa olmazı. Tabii. Çardak'tan sonra harika bir atmosfer. Şöyle bir bakıyoruz Kepez Ahmet Taşçı, Kepez Belediye Başkanlığı. Çardak, anlattım. Çan, tabi Umur Bey de bu sene boynumuz bükük kaldı. İnşallah Umur Bey de evet. başlarız. İnşallah. Yani şöyle bir bakıldığında Biga bir milatı başlattı diyebilir miyiz tabii sayın vekilim? Tabii ki diyebiliriz. Tabii ki. Seyirci harika, alan çok. Harika. En güzeli de miniklerimiz buradaydı. Miniklerimiz de bu sporun en azından geleceğinin garantisi. Biz her şekilde onlara okul yapıyoruz, sporda destek oluyoruz. Yarınları için bu ülkeyi daha büyük geleceğe getirmek için çalışıyoruz ama atasporuna sahip çıkmalarını ben çok önemsiyorum. Biraz önce tabii tarih alan başkanı Sayın Kaşdemir'i de sordu Türay Karanfil. Tek Rumeli TV olarak Çanakkale ve Ton TV ile ortak yayın yapıyoruz. Oraya da destek veriyoruz kardeş kanallarımıza. Ne güzel. Sevgili vekilim, istiyoruz ki 18 Mart'ta biz Çanakkale genelinde büyük bir kentin yağlı pehlivan güreşi olsun ki Türkiye'nin ön sözü Çanakkale Atasporu Peygamber yağlı güreşte bir ilk yapsın. Bu fikre siz nasıl bakıyorsunuz? Çok güzel olur. Yakışırsa zaten 18 Mart Çanakkale'de Çanakkale'ye yakışır. Evet. Değerli izleyiciler, AK Parti milletvekilimiz hanımefendi Jülide İskenderoğlu'yla şu anda bakalım finale Recep Karan rakibi kim olacak? Şöyle bir tek daldı. İsmail Balaban bastırıyor. Belede girdi. Evet, kameraman da kendini kurtarmak için tripodunu kaçırdı oradan ama Allah'tan bugün teknik olarak çok zenginiz. Diğer kameradan, pilot kameradan da hemen devreye soktu yönetmen arkadaşlarımız. Hepsine ben canı yürekten teşekkür ediyorum. Evet, ben son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Tarihi tabii genlerimizi yaşatan geleneksel spor dalları yaşatılması açısından işte... Bir aradayız. Siyaset üstü bir alan. Aynen öyle. Her fikri özgür, iradesi örsüz insanı, halkımız burada. Efendim, son olarak bu faaliyetlerin desteklenmesi ve Biga'da daha da artması için bir teşvik yorumunuz olacak mı? Şöyle, zaten Spor Bakanlığımız bu konuda sonuna kadar teşvik ediyor. Sayın Kasapoğlu. Bizler de evet Sayın Kasapoğlu. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde biz atasporumuzun bölgemizde daha güçlü bir şekilde var olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Evet. Ben bunu zaten Biga Belediyesi
bu dönemde AK Partili belediyeye geçtikten sonra sanırım ilk adımı atarak kanıtladık. Bundan şimdi sonra da devam edeceğiz. Ve ancak sporun, ben de sizin gibi düşünüyorum, hiçbir şekilde ne ırkı, ne dili, ne siyasi düşüncesi olmaz. Burada ne gelen misafirlerimizin, ne güreşçilerimizin siyasetinden çok bizim için ecdadı olan borcumuzu ödememiz önemli. Ve evet, bu bir borçtur. Geleceği de hep beraber inşallah taşıyacağız. Başta Biga Belediye Başkanımız olmak üzere güreş sporuna bugün bizimle birlikte emek veren herkese çok teşekkür etmek çok istiyorum. Sizlere de bu yayınla da emeği geçen herkese teşekkürler. Çok çünkü çok büyük bir iş yapıyorsunuz biliyorum ben. Gelemediğimde sizden takip ediyorum çünkü. Çok sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Evet tabii belediyelerinde güreşe katkı sağlayan Güzel Yılmaz Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı, aynı zamanda Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı. Emek veren partisi ne olursa olsun Çanakkale'de de çok güzel emek veren belediye başkanları var. Sayın vekilim de iyi tespit etti. Süreç tabii bu süreçte başladı. Mükemmel bir organizasyon. Yiğidin hakkını da vermek lazım. Ben Bülent Arda'nı kutluyorum. Efendim çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu'na teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Çok sağ olun. Evet, şimdi puanlama zamanı. Jülide Hanım'a, Sayın İskenderoğlu'na teşekkür ediyoruz. Puanlamada neler yaşanacak ama alt boylarda hemen ekrana getirelim. Kimler var şöyle bir bakalım. Sefa Yılmaz, Emrah şöyle. Bu arada kısmet yırtıldı, ilginç bir pozisyon var. Bu arada güreşin bitmesi lazım. Tabii edep yeri görüldüğü anda uygulamayı hemen yapmak lazım. Eğer değiştirebiliyorsa devam edecek. Hemen müdahale edildi. 5 dakika bir süre olması lazım benim bildiğim. Tekrar göstermemize gerek yok. Zaten bu konuda biz de hassasız. Şimdi hemen diğer bir güreşe bakalım. Yaklaşın biraz güreşe arkadaşlar. Bakalım. Alt boylarda da evet, tarih yazılıyor Gönen'de. Samsunlu güreş kardeşim. O güzel bir sayfan var ama izlediğin yayındaki isimleri düzgün yazmazsan sitenin bir anlamı olmaz. Bizim de hiçbir görüntümüzü yayınlayamazsın. Samsun güreş. Samsunlu Mehmet, Yörük Mehmet söylüyor. Benim adım Mehmet Çelik. Ve güzel işler yapmaya başladınız. Doğru isimleri yazmakta fayda var. Evet. Salih Kaya destekliyor zaten Sayın İskenderoğlu, Sayın Vekil. Seninle gurur duyuyoruz. Altınkaya ailesi olarak Emine Altınkaya. Evet. Bu güreşin organizasyonu yapanlardan Allah razı olsun demiş İsmail Yayıkçı. Ankara'dan Ramazan Çırak. Evet. Selam Mehmet abi, kolay gelsin. Ali ne oldu? Ali biraz önce Recep Kara'ya yenilerek finale veda etti yarı finalde. Ali'nin de kısmi sakatlıkları var. Kolay değil ama her birini tebrik ediyoruz. Cazgır bir alt boyun final söylerken final yapan güreşin kim olduğunu öğrenebileceğiz. Tamam kardeşim İsmail Yıldız, ama o anda önemli bir noktalama varken onu da kesemeyiz. Ama saygı duyuyorum. Dikkat ederiz. İyi yayınlar Mehmet abi, Tokat'tan selam. Dün güreşçilere başarılar dilerim. Ahmet Arda Aktaş, Karadeniz Yiğit Evladı Recep Kara, dediğim gibi. Evet, şu anda Erkan Mete Osman Kan sağ tarafta. Boylarını da hemen söyleyelim arkadaşlar. Büyük orta, Allah'tan büyük orta final. Orada Yasin Serhat, Mustafa Bey var. Mustafa'dan öğrendi bu işi Yasin, sağ olsun. Ama ikisi de Osman Kan Elmalı'da finali yaptığını büyük ortada hatırlayın, hemen ikinci olmuştu Osman Kan. Tabi küçük orta, küçük boyda, yani küçük orta büyükten biliyorsunuz boy atlama vardı. Şimdi büyük ortada tabi Mustafa Bey de, Yasin Bey de bu işi Serdar Bey'den öğrendi. Onun çırağı her ikisi de. Fatih Atlı, İsmail Balaban her an sonuçlanabilir. Kurtuldu Fatih Atlı, bakalım şimdi devam diyor. Devam diyor. Bravo Fatih. Devam diyor. Bir bakalım kuleye. Bir baksın her ikisi de. Bir dakika. Evet. İsmail Balaban
Evet. Şimdi bakın meydan hakemi devam dedi ama Fatih Kule'ye gidiyor. Şimdi meydan hakemi çok da tecrübeli. Evet. Saim Hoca o da gidiyor Kule'ye. Şimdi bir bakın. Dış kazıkta İsmail İyice yerleşti. Paça'ya uzandı. Fatih de Paça'da. Kasna elini sokmuş Fatih ama şimdi bu pozisyonda bir bakalım. Evet bu pozisyonda Kule bakalım kararını verecek. İsmail. Evet alt boyda hemen güzel bir final var. Büyük ortada. Değerli güreş severler. Kule kararını şöyle Türay bir bak bakalım. Fatih Atlı hemen itirazını yaptı Kule'ye. İsmail Balaban o da şöyle bir bakıyor ama Kule şimdi bakacak. Çok tecrübeli isimler var. Fevzi Çakır orada. Davut Aslan, Sezgin Yüksel. Tabii Mehmet Yılmaz. Yine Saffet Kaya. Yüksel Kalay. Her birisi orada. Değerli güreş severler. Bir kez daha şu an ekranlarınızda gelecek. Tekrarı bakacağız ama büyük ortada büyük bir final var. Gözümüz gençlerin bu finalinde değerli güreş severler. Güzel bir mücadele. Kuleden oldukça uzakta. Şimdi Kule bakıyor, inceliyor. Değerli güreş severler. Evet bir daha bakalım. Tekrarına. Yine bugün burada Çanakkale İlice güreşlerinin şeyi burunlu ağası. Kobak Sütun Ürünleri Şirketler Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Kurra adına gösteriyor. Şimdi Fatih belki bir pozisyonda ısrarı var. Çabuk kurtuldu İsmail'den ama güzel bir mücadele. Güzel bir yer. Bakın. Önce devam dedi. Kuleye döndü. Kuleye döndü devam dedi. Müsabının hakemi. Bu mu abi? Çanakkale Yenice'den Soğucak Köyü'ne kocaman selamlar yolluyoruz. Değerli güreş severler. Görülecek olan Hakan Fes, Aslı Resti, Çanakkale, Yenice'li. Evet Mehmet Kocaer o da bir güreş sevdalısı değerli abimiz selam ve saygılarını yolluyor tüm güreş severlere. Allah razı olsun. Evet şimdi biraz kürsüye bir bakalım. Evet Fatih Bozkurt devam etmeli. Yeniş yok boş konuşmayın yazmış arkadaş. Olsun kırmayın birbirinizi. Tabii bu çok rahatsız edici bir ifade değil. Çerkezoğlu. Bakalım şimdi nihai kararı verecek. Kule. Yine tartışmalı bir pozisyon. Yüksel Kalay şöyle bir baktı. Fatih ortaya kadar geldi. Şimdi... Bugün güzel güreşleri ev sahipliği yaptı. Biga kurtuluş günü yağlı güreşleri. Ancak önce 22 Eylül'de Manisa'da olacağız. Doktor Mehmet Çerçi, Manisa Yunus Emre Belediye Başkanı. Yunus Emre 4. Yuntdağı yağlı güreşleri Ortaköy Er Meydanı'ndan ekranlarınıza gelecek Teknomi TV televizyonunda. Ve sonrasında... Ayın 6'sında yine Manisa Turgutlu Belediye Başkanı Sayın Çetin Akın'ın himayelerinde Hırlamaz Spor Tesisleri Dörtnoğlu Spor Er Meydanı'nda sizlerin huzuruna gelecek Onur Şenel bu güzel organizasyonların başında.
Murat Özdemir Fatih'i verse İsmail üzülmem ama güreş izledim kadarıyla İsmail yenmiş diyor. Herkesin bir yorumu var. Herkes de bizim değerimiz. Her ikisi de ortada. Bir gösterelim. Evet şu anda ekranda. Dostluk böyle ama düdük çaldığı zaman kıran kırana mücadele var. Bir yanda İsmail Balaban, Antalya Büyükşehir Belediye Spor'un pehlivanı. Diğer tarafta yalnız adam. Samsun'un yalnız adamı Fatih Atlı, Bayram Ertan'la birlikte Ladik Belediyesi'nin pehlivanı olarak şu an gündemde ama doğrusu destek konusunda yalnızlıklarını yıl boyunca hissettiler. Fatih Atlı çok başarılı bir kariyeri var. Ustası Bayram Ertan'la berber çırağıyken Bayram Ertan oraya tıraş olmaya geliyor. Diyor ki Fatih Atlı, bu adam kim? Hayran kalıyor sohbetinden filan. Güreşe merak sarıyor. Bayram Ertan elinden tutuyor Fatih Atlı'nın. Fatih Atlı'nın böyle bir hikayesi var. Sonra ustası Bayram Ertan'la beraber Fatih Atlı yol alıyor. Ve 2014'ün tarihi Kırkpınar zirvesinde Fatih Atlı'yı görüyoruz. Ancak bu sene fazla destek alamadılar. Yalnız adam diyorum Fatih Atlı için. Ama Samsun'a, Karadeniz'e sesleniyorum. Pehlivanlara Fatih Atlı olmak için yola çıkmış alt boya tüm Karadeniz'in pehlivanlarına lütfen ama lütfen sahip çıkın. Bu yatırımları siz yapın, biz anlatalım. Şimdi biraz uzun sürdü. Büyük Orta'nın finalini Yeniş'e bir bakalım, orada kim yendi bir bakalım. Büyük Orta'nın finali şu an ekranlarınızda. Bir künde var orada ve kündeyi şu anda Osman Kan serinin ismi. Evet, Kılçık'ta Konya altına transferi var. Tam net bir açıklama gelmedi. Tabii sevgili başkan Semih Bey, bakalım. Evet. Evet, Fatih Atlı şu an, bakalım ne söyleyecek Fatih Atlı. Bir iki kelime söylemek dediğini ifade etti. Evet, şöyle bir dönelim, Fatih Atlı yanımızda. Fatih Atlı ile bir konuşalım. Bir açıklaması olacak Fatih Atlı'nın. Evet, ses hazır mı Ömer? Hazır mı ses? Gören güreş istas kulübü sebepli kulübü üçüncü olmuştur. Atlı. Hayırdır, güzel bir mücadele. Mehmet abicim, buradan ben Federasyon Başkanı Sayın Musa Aydın'a seslenmek istiyorum. Şu anda gördüğünüz gibi orada da bir tane başbelanlık güreş var, puanlaması var. 3 tane 4 tane kameramız olduğu halde ortadaki bizim bir tane pozisyonumuzu yarım saattir çözemediler. Çünkü görüntü yok şu anda. Bu kameralar bu sahada nereyi çekiyor, kaç tane güreş var onu çekiyor bilmiyorum. Biz burada federasyon başkanımıza tekrar sesleniyorum. Başbelanlar olarak ilk tur hiç buradaki başbelanın ismini okumadan böyle alt boylardaki güreşçi arkadaşlarımız gibi bizi böyle salmak istiyorlar. Buna da itiraz ettik. Fakat Sayın Yüksel Kalay hocamız bize burada olmadık şeyler söylüyor. Burası kimsenin alikran baş keseceği yer değil. Burası er meydanı. Burada biz adalet istiyoruz. Gördüğünüz gibi yine kendileri sıkıntıya düştü. Ben puan olmadığını iddia ediyorum. İsmail Balaban olduğunu iddia ediyor. Hakemlerimiz çözemiyor. Burada bu kadar seyirci bizi bekliyor. Böyle bir olumsuz durum var. Gelenin yapılmasını ben rica ediyorum. Kolay gelsin İsmail Balaban. Tabii Fatih Atlı karşısında galibi ilan edildi. Tabii biz burada haber yapıyoruz. Sevgili hakemlerimiz de bizim için çok önemli ama Fatih Atlı da bir eksiğin altını çizdi ve bunu rahatsız etmeyecek şekilde de ifade etti. Ama dediğimiz gibi birinin ismi varsa cevap hakkı var. Sevgili hocalarımızdan konuşmak isteyen olursa da buyursun gelsin. Ama burada önemli olan biri onu pehlivanı hakeme kırdırmak değil, çünkü bildiğimiz bir şey var. Hakemin tabanında, temelinde ne var? Pehlivan var hakemin temelinde. Buradan kuleye çıkıyorlar. Onun için çok buradan olumlu mesaj almak lazım. Haydi bakalım finalin adı ne oldu? Evet. İsmail Balaban, Recep Kara oldu efendim.
sandalyelerin kalkmak üzere Birleşik Hareket Partisi Biko Belediye Meclis Üyemiz Sayın Yahya Bulan'ı Er Meydanı'na davet ediyorum. Evet, Biko Belediye Meclis Üyemiz Sayın Yahya Bulan'ı Er Meydanı'na davet ediyorum. Evet, birinciye altın madalya. İkinciye gümüş madalya. Üçüncüye bronz madalya. Diğer üçüncüye bronz madalya takıyorlar. Evet Hacı abi, altın ödülünü vermek üzere Bigalı iş adamımız Sayın İbrahim Aydın Er Meydanı'na davet ediyorum. Evet, altın ödüllerini takdim ediyorlar. Evet, kaldırıyoruz kolları, alkışlıyoruz pehlivanlarımızı, başarıların devamını diliyoruz. Evet, alkışlıyoruz pehlivanlarımızı, başarıların devamını diliyoruz. Dereceye giren pehlivanlar, madalya töreni için çok aceler meydandaki yerlerinizi alınız. Evet, deste büyük boyda dereceye giren pehlivanlar, çok aceler meydandaki yerlerini alsınlar. Büyük ortalar, büyük orta pehlivanlarında dereceye giren pehlivanlar, onlar da Er Meydanı'ndaki yerlerini alsınlar. Bir dakika Fatih. Sayın Başkanım, 2019 yılı Mart ayının 31'inde yazıldı bu destan. Her taraf dağ taş idi, şimdi oldu gülüşten. Duymayanlar duysun, görmeyenler görsün. Biga için çalışıyor bizim Bülent Erdoğan Başkan. Alkışlıyoruz başkanımı. Değerli güreş severler, 2013-2017 yıllarında tarihinde Kırkpınar'da baş pehlivan oldu.
ona Pele ustası daha yeni geldiği vakit Sarı Fırtına lakabını taktı. Bu da ona çok yakıştı. Kendisi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız. Sayın Muhittin Böcek Bey'in adına güreş yapıyor. Ve Muhittin Bey de kendisini çok seviyor. Değerli güreş severler, İsmail'in yaptığı güreşler Türkiye'mizde çok beğeniliyor. İsmail iyi bir pehlivan, sempatik pehlivan, seviliyor. Şimdi elleri bir hazırlayın bakalım. Alkışlarla diyoruz İsmail pehlivana şöyle bir coşkun alkışlayın. İsmail Balaban! 2004, 2007, 2008, 2016 yıllarında Türkiye baş pehlivanı oldu. Kürsülerden inmeyen pehlivan, Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı, bugün burada Avukat Ömer Faruk Saat adına güreş yapıyor. Aynı zamanda Sayın Valimiz Orhan Tavla adına güreş yapıyor. Hep beraber alkışlıyoruz. Recep Kara, Ordu Ünye. Evet, Dadaşlar Diyarı Erzurum bölgesinden, kendisi İzmir'de oturuyoruz. Kırpınar Meydan hakemlerimizden Kahraman Şişman yapacaktır, alkışlıyor. Atına bin, çekmezse kısrak utansın. Okuna at, atmazsa mızrak utansın. Tohumunu ek, çıkmazsa toprak utansın. Baş pehlivanlarımız, çok güzel final müsabakası yapın. Sizi alkışlamayan eller utansın. Eğil de kulak ver ceddine, Türkiye kefen kimin haddine, Avrupa'dan cins ettine, Türkiye'den başka Türkiye yoktur. Kavağın yaprağı çoktur, üstünde meyvesi yoktur. Ey yüce Türk milleti, sizlere sesleniyorum. Türkiye, Türk'ten başka dost yoktur. Türk ordusu isteseydi Kıbrıs'ın tamamını alırdı. Yemin ediyorum ki Türkler olmasaydı tarih öksüz kalırdı. Al bakalım Pele Baba. Şimdi Tony Master, şu benim mikrofona biraz ses ver. Sende arıza yok da bende hafif arıza var. Onun için biraz ses ver. Şimdi değerli güreşseverler, iki tane mani söyleyeceğim ama güzel dinleyin. Hacı abi, dinliyor musun Hacı Baba? Dinle. Bırakalım şunu, bunu, sağı, solu, yürüyelim aynı yolu. Yemesin çakallar son Türk yurdunu. Birimiz aslansa diğerimiz kaplandır. Kavga edersek gidecek vatandır. Önderimiz olsun iki kutsalımız. Biri Hazreti Kur'an, biri alemlere rehber, Hazreti Peygamber'dir. Evet. 300 minareden ezan sesleri midir gelen? 40 davulun sesi midir? Yoksa Koca Yusuf mudur gelen? Er meydanı bir kaynıyor. Adalı mıdır eğlenen? Hey! Efsane! Bahriyeli Mustafa! Uyuyor musun? Biga'da kıran kırana güreşler var. Duymuyor musun? Allah Allah! İllallah! Muhammedur Resulullah! Hadi sayın seyirciler, son kez baş pehlivanlarımıza hep beraber alkışlarla diyelim maşallah. Allah selam versin.
üzere. Çanakkale İl Ülkü Ocakları Başkanı Sayın... Tabii sevgili Turan, gerçekten biraz önceki pozisyonu bir kez daha getirelim. Hazırlasın arkadaşlar. Önce kimin eli kalktı onu bir götürelim. Önce hakem kimin elini kaldırdı onu bir göreceğiz. İşte Edirne'nin Zurnacı kardeşlerim. Alaaddin Zurnacı bugün. Güzel bir ortam var. Ben onları kutluyorum. Fahrettin Zurnacı'ya selamlar. Hakemin elini kaldırdı. Pozisyondan ilerleyelim tekrarına ama... DJ Ercan yanımızda, yerel sanatçımız, o da bugün desteğe geldi. Ercan, tebrik ediyorum. Çok güzel klipler çektin, başladın. Evet. Mehmet Çelik hocam, öncelikle evet. Ligamıza hoş geldiniz. Ligamıza bir lig gerçekleştiren bu güzel yağlı evet. Pervan güreşlerinde burada sizlerle olmaktan çok mutluyuz. Sayın Belediye Başkanımız Bülent Erdoğan'a da böyle güzel... ...çok... Evet. Çok teşekkürler diyorum. Ben... Biliyorum, çok sağ olun. Çok evet. DJ Ercan da sevdiğimiz kardeşimiz. Şu Fatih'in yenişine bir daha bakalım ve Fatih ne söyledi? Teknik olarak eksiği söyledi. İşte bu pozisyonda tabii çok tartışmalı bir pozisyon oldu. Çok konuşulacak. Tabii güreşe gölge vuran değil, güreşin kalitesini lig açısından artıran kıran kırana güreşler oldu. Ama hakemler açısından bakıldığında biraz uzadı karar vermek. Bunda biraz Fatih, işte bu pozisyon, şimdi bakın dikkat edin, bu pozisyonda Fatih atlı, dikkat edin. Evet, şimdi baktılar hakemin elini kaldırdığı bir pozisyon var. Belki pehlivanı güreşi biter bitmez. Tabii biraz uzun sürdü. Kenan Şimşek de Balıkesir'de yapılan çalıştayda şunu söyledi. Yani biz her zaman söylediğimiz gibi bugün kule en iyi teknik cihazlarla donatılmalı. Kule hakemlerimiz teknolojiden faydalanmalı. Tabii dolayısıyla bu gibi sıkıntılı yenişlerde karar vermek uzun sürdüğü zaman pehlivan ne yapıyor? Hem güreşten o anda vücut soğumuş oluyor, bekliyor. Birinin eli kaldırıldığı zaman, sonra öteki galip ilan edildiği zaman ne oluyor? Güreş seyircisi de karşılıklı tartışmaya başlıyor. Oysa tabii burada herkesin emeğine saygılı olmak lazım. Bugün gerçekten benim her zaman iddia ettiğim bir şey var. Kulede en iyi kameralar ve güreşi bilen kişiler tarafından da tespit edilmeli ve hemen devreye koyulmalı. Nasıl futbolda VAR olayı varsa burası çok önemli. Voleybolda adam bir bakıyor timer'a, öyle bir nokta. Tie break o kadar önemli ki küçük bir nüansta adamın ayağı bu tarafa geçmiş veya kadının ayağı, tak hemen buluyorlar, tekrar veriyorlar, görünüyor. İşte benim güreş seyircim ve tabii ki bunu çok iyi irdelemeli, görebilmeli, ama bunu hakemin eline sunmak, vermek lazım. Bu teknolojiyi hakemlerimiz kulenin eline vermek lazım. Tabii bu da çok konuşulacak ama gün gerçekten ligada çok güzel başladı, güzel devam ediyor. Turay, finale nasıl gelindi bir bakalım. Evet, hemen finalin adı Recep Kara, İsmail Balaban. Recep Kara finale nasıl gelmiş? Birinci tur Faruk Akkoyun, ikinci tur Fatih Çakıroğlu, üçüncü tur Ünal Kahraman, dördüncü tur İsmail Koç ve yarı finalde Ali Gürbüz geçerek finale adını yazdırdı. İsmail Balaban'a bakıyoruz hemen. Birinci turda Osman Özgün, ikinci turda tur atlamıştı. Üçüncü turda kardeşi Turan Balaban ikizi, dördüncü turda Kaan Kaya ve yarı finalde de Fatih Atlı'yı geçerek finale geldi. İsimlerini yazdırdılar. Şu anda da hakem hocamızın düdüğüyle final başlıyor Mehmet abicim. Evet. Bu arada tabii bizim kesinlikle yorumlarımızın dışında kuleden 2-3 tane usta gelip de rica etselerdi 3-4 açıdan da buradan gösterebilirdik. Yardımcı olma açısından. Ben hakemlerimize saygı duyuyorum ama hani bu kadar uzattığı zaman orada görüntüyü analiz etmek için her zaman söylediğimiz şey var. Bu kadar milyon dolar para aktarılıyor yağlı güreşte, sirkülasyon, para dönüyor. Arkadaş, oraya en iyi kameraları alacaksın. İstihdam alanıysa bu işten ekmek yiyen kameramanlardan bünyeni alacaksın, yağlı güreşten sorumlu başkan, as başkan kimse.
Onlara birer aylık bağlayacaksın. Adamlar hem evine ekmek götürecek. Bunlar pehlivanlar içinden de olabilir. Güreşi bırakmış pehlivanlar da olabilir. Bir eğitime yollarsın. Gelir orada hem ekmek yer hem de anında hakemlerimiz de sıkıntıda kalmaz. Tık 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 bakar çözülür. Biz bunu çok önerdik. Ve bugün de böyle bir hadise yaşandı. İnşallah önümüzdeki sezon veya bundan sonraki güreşlerde bu masraflar yapılır da güzel kameralar kuleye tahsis edilir. Evet, şimdi İsmail Balaban, Recep Kara, gerçekten Recep Kara, İsmail Kara diyen, tahmin eden seyircilerimiz de oldu. Onlar bugün Facebook sayfamız Güreş'e dairden de Teknoloji TV'nin izleyebiliyorlar. Şu an finaldeyiz. Evet, alt boylarda da güzel bir puanlama finali var. Bakalım puanlamada bu finalde. Bakalım orada Yücel'e benzetiyorum. Evet, Yücel Yazıcı rakibi, pardon, Yücel Yazıcı Yiğit Yılmaz. Şimdi arkadaşlarımız monitöre de girmişler. Yiğit Yılmaz, Cino Mehmet'in mahdumu. Baş altı güzel bir finali var. Diğer tarafta da baş finali var. Yiğit mi, Yücel mi göreceğiz baş altında. Şimdi Burak, yaklaşık kaç saattir yayındayız? Çok erken başladık beş, bugün. 5 saat oldu hemen hemen. 5 evet. Saate yaklaştık. Bir 10 dakika sonra tam 5 saat olacak burada tam. Bu güreş organizasyonunda kimin emeği geçmişse hepsinden Allah razı olsun dedik. Çayır hala mükemmel. Yağcısından bezcisine gibi. Ondan sonra bezcisine, cazgırından davulcusuna, her şey muhteşemdi ama muhteşem olan. Tabii. Herhalde ve bu muhteşem bir seyirci, olayı, muhteşem bir seyirci vardı. Hem ben, muhteşem bir seyirci hem de belediye başkanımızın İrfan Şahin ustamıza sahanın ismini verilişi, duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Bence haklı mıydı? Evet, haklıydı. Yıllarını bu mesleğe vermiş bir usta olarak ben Bülent Bey'i kutlamak istiyorum bu konuda Mehmet abicim. 18 Eylül İGAM'ın evet, kurtuluş münasebetiyle tertip edilen tarihi geleneksel Liga Büyük Yalı Pehlivan Güreşleri tüm dünyaya servis eder. Neydi? Değerli TRT Avaz Televizyonu'na, Teknomedi Televizyonu'na ve burada fotoğrafla çekip internet ve basın üzerinden tüm Türkiye'ye duyuran tüm basın mensuplarımıza şöyle kocaman bir alkış yapalım onlara. Onlar bu alkışa geliyorlar. Onların sayesinde tüm dünya bizi seyrediyor. Evet, tabii cazlara bilgileri tam vermek lazım. Bu arada Çanakkale Televizyonu güreşi hakikaten benimsedi. Saadettin Aslan, Çanakkale TV Yönetim Kurulu Başkanı, yürekli, mert, cesur adam. Birden fazla radyo ve tabii ki gazetesi var. Ve ÜTV'nde yönetim kurulu üyesi. Ben buradan Turay Karanfil'i de kutluyorum. Çanakkale TV Genel Yayın Yönetmeni Tom TV'ye ortak aynı anda geçiyorlar. Tabii Teknoloji TV. Bu her iki kanalımızda kutluyoruz. Bura gerçekten finale çok güzel gelindi. Evet. Allah nasip ederse şimdi Recep Kara, İsmail Balaban. Biliyorsun Recep Kara'yı ben şöyle bir baktığımda 2017'de İsmail Balaban o kadar güzel 16 eşleşmesinde yendi ki Ordu'da Ünye'de sordum Recep'e nasıl bir dedim mücadele oldu. Dedi ki anasını hak helal olsun İsmail Balaban'a beni çatıracak. Orada yendi kardeşim dedi. Recep'in de böyle bir babalığı, böyle bir inceliği var. Ordu Ünye'de Ordu'da sordum. Aybastı Er Meydanı'nda İsmail'i sordum. Şu an Boyunduruk'ta Recep Kara bunaltmaya çalışıyor İsmail Balaban'ı. Paçalara gittiği zaman çok tehlikeli İsmail Balaban. Şimdi 2016 Hüsran'la bitti. İş kazası dedik İsmail Balaban'ın. Yine bir türlü verilemeyen bir hakem kararı vardı. İsmail 2016'dan
çok ders çıkarttı ve bütün güreşleri yenişle tamamladı İsmail Balaban. 2017'nin en büyüğü oldu. 2016'da Recep Kara küllerinden doğdu. 2018'de Orhan Okulu'nun başarısını görürken 19'da Ali Gürbüz ayakta alkışlandı Kırkpınar'da ve birbirinden değerli baş pehlivanlarımız bunlar. Recep Gürbüz'de ama Kırkpınar'dan sonra inanılmaz bir performans yüksekliği var Mehmet abi bu arada. Gerçekten Recep 37 yaşında. Evet. Kırkpınar'da 4 defa altın kemer kuşanmış bir baş pehlivan. Recep Kara tabii, Recep Gürbüz, Recep Kara karışıyor. Oluyor böyle şeyler. Recep Kara. Recep Kara. Evet. Şimdi Yücel Yazıcı da Yiğit Yılmaz mücadelesi baş altında. Hakikaten çok nefis bir mücadele. Her bu arada Elmalı'ya şöyle bir gidelim. Büyük ortada. Yücel Yazıcı Elmalı'da birinci oldu. Ben de tabii büyük ortada Yiğit Yılmaz'ın biraz daha ilerlemesini ben de çok arzu ediyorum. Çünkü kendini tamamen güreşe verdi Yiğit Yılmaz. Yücel Yazıcı karşısında. Yücel'in Elmalı'da eğer yani benim çok büyük umut vaat eden bir pehlivan. Yakından da takip ediyoruz Yücel Yazıcı'yı. Büyük ortanın finalinde gülen taraf kim olacak? Diğer tarafta Recep Kara yavaş yavaş İsmail'i karşılıklı sürüyorlar birbirlerini. İsmail Recep'in kasnağına doğru şöyle gidiyor ama Çanakkale valimiz burada güreşleri 16 eşleşmelerinden bu yana takip ediyor. Bu nasıl bir güzellik Turay Çanakkale adına? Evet, gerçekten Çanakkale valisi genel anlamda bütün güreş yapan belediyelere fırsat buldukça katılıyor tüm güreşlere. Kendisi de iyi bir güreş sever bu arada. Seviyor atasporumuz haliyle. Çok uzun yıllar oldu tabii ki Çanakkale'ye de geleli. Bu arada yani son zamanda Çanakkale'de en çok görev yapan, uzun vadede görev yapan valilerden diyebiliriz. Şu anda belki de en birincilerinden bir tanesi. Tabii bu ikili ilişkilerle oluyor Mehmet abicim. Yani siz iyiyseniz, karşı tarafta iyiyse, iletişiminiz iyiyse, diyaloğunuz iyiyse, insanlara yardımcı, faydalı oluyorsanız ne mutlu size. Siz de bugün Çanakkale Televizyon olarak çok kitlelere bu güreşi oluşturdunuz. Ankara'daydık pazar günü. Oradan yine Çanakkale TV aslanlar gibi yayınınızı yaptınız. Yenici de güzel bir sunum yaptın. Her geçen gün üstüne koyuyor Turay Karanfil Çanakkale TV adına. Tom TV ile birlikte güzel projelere imza atıyorsunuz. İnşallah bu evet, böyle devam eder. Önümüzdeki sezon güreş yayınlarınız biraz daha artacak diye düşünüyorum. Allah hepinize kolaylık versin. Tabii evet, bu işin mimarisisiniz değerli hocam. Biz elimizden geleni vereceğiz. Kim güreşe adam gibi destek veriyorsa bizim de andımızdır onlara destek olmak. Yeter ki etik olsun, saygın olsun. Ve dedim ki etik, ahlakı çok önemli bu işin. Etik, eşiği çok önemli. Bu işin eşiği bizim için temel oluşturuyor. Önce ahlak, önce insana ve işe saygı, iş kalitesi. Recep Kara, İsmail Balaban karşısında şu an savunmada diş kazığı iyice oturttu. İsmail Balaban biraz da taşıtıyor Recep Kara. Yavaş yavaş Recep de hareketlenmeye başladı ama Yiğit Yılmaz, Yücel Yazıcı büyük ortada. Bir sene bir darbe geldi ama Yiğit'in. Şimdi yavaş yavaş İsmail. Evet, Recep'i açmaya çalışıyor. İyice dengesini bozacak, bastırıyor. Şu an ensesinden kazığı da iyice oturttu. Orada çok çabuk hareket edip bir kas kanadı çıkartabilir mi ki Recep? Tabii bu oyunlara, hele hele bu havadan sonra biraz zor müsaade eder. Güzel bir final yaşanıyor Biga. İrfan Şahiner Meydanı'nda Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan büyük bir başarıya, büyük bir organizasyona imza attı. Onu kutluyoruz Müray. Evet, gerçekten emeği geçen herkese. Bu arada başkanım da açıkladı. Birçok şehirdeki Biga'daki Biga potansiyel olarak ekonomik anlamda gerçekten çok ciddi bir ekonomi potansiyeline sahip bir
ilçemiz. Sarak'ın en büyük ilçesi bu arada. O yüzden gerçekten çok destekçileri de var başkanımızın. Ben buraya emeğe geçen belediye başkanımıza, ağamıza ve destek olan tüm esnaf halkına gerçekten teşekkür etmek istiyorum. İşte onun eseri karşımızda şu anda görüyoruz. Yiğit Yılmaz Yücel yazıcı. Bu arada İsmail Balaban. İşte bir paça kazık astı içe Recep Karay'a ama tabii oldukça ağır ama İsmail son derece güçlü. Ustası Hasan Aydın'a, Ufuk Atalan'a buradan selam ve saygılarımı yolluyorum. Elmalı Belediye Başkan Yardımcılığında Hasan Aydın. Çalışan, başarılı. Tabii siyasi yönünü de güçlendiriyor. Ustalığındaki kalitesini inşallah oraya da yansıtır Hasan Aydın. Bakalım Recep Kara. Bu arada Seyhan Aslan da çardak güreş ağası. O da türbünde. Değerli güreş severler, yine Ahmet Acar'la birlikte destek veriyorlar bu güzel organizasyona. Günün sonundayız. Teknoloji ve Televizyonu ekranlarında İsmail Balaban Recep Kara mücadelesi. İsmail şu ana kadar son 2-3 dakikada Recep'e nazaran daha aktif değerli güreş severler. Büyük ortada müthiş kapışma. Bir karar verin. Baş altımı büyük ortamı karıştırmayın beni de. Evet, Yiğit Yılmaz Yücel yazıcı büyük ortadan baş altına çıkma başarısını göstermişti. Yücel, biz onu kutluyoruz. Ve hakikaten Bayram Ertan'ın da çok büyük emekleri var Fatih adlıyla. Geçtiğimiz günlerde Yasin Serhat'ın da merceği altında alt boylarda son derece alt boya yatkın çalışmaları var. Yücel Yılmaz'la ilgili yapmış olduğu sentez doğru. Tabii beklentilere çabuk cevap veremedi. Uzun bir süre 26 mı yanılmıyorsam boy atlamayı boşa çıkarttı ve sonunda da Elmalı'da yüzü güldü Yücel yazıcının. Evet, o da bir güreşi yakından bilen güreş ağası. Sayın Aslan'la devam edeceğiz güreşi anlatmaya. Evet, nasıl bir final Sayın Aslan, hoş geldin. Recep Kara, İsmail Balaban, biraz moderatörlük yaptıralım çardak güreş ağasına. Evet, Sayın Çelik, bu arada Bigay'a hoş geldiniz siz de tekrar. Valla görüyorsunuz işte İsmail ile Recep finalde. Zaten yani Ali ile Recep'in karşılaşmasından belliydi. Ben o dönemde de demiştim. İyice sürüdü. Bu sefer altta dinlenen Recep Kara. Evet. Daha aktif görünen İsmail Balaban'ı şöyle bir sürüdü. Biga'da güzel bir güreş günü geride bırakıyoruz diyebilir miyiz? Ne diyorsun? Tabii ki tabii ki. Bu net hem de. Biga o kadar güzel hazırlanmış ki bu işe, ilk kez yapılmasına rağmen seneler sonra bugün organizasyon olarak de, saha olarak da yani ben çok beğendim. Çok beğendim. Evet. Düzen, intizam. Buradan da belediye başkanını da, güreş ağasını da, tertip komitesini de tebrik ediyorum. Kutluyorum. İşte görüyorsunuz gerek güzel güreşler oldu. Sezon evet. Sonu artık yaklaşmasına rağmen yani pehlivanlar da zaten bu sene çok yoruldular. Evet. Sayın Çelik. Ben tabii her birini canı yürekten kutluyorum. Bu arada Ali İbrahim Çiçek, sevgili dernek başkanı Bayram Elma Ercan demiş, idareci bizle birlikte izliyoruz demiş. Ben buradan kendisine selam yolluyorum Halim İbrahim Çiçek'e. Bu arada Yücel Elmalı'daki başarısını Yiğit Yılmaz karşısında da baş altında gösterdi. Ve Elmalı'dan sonra da büyük ortada birinci olmuştu. Yücel Yılmaz baş altına çıkınca Yücel yazıcı
Evet. Şaban yine ilan etti. Şaban yine sürdü Sayın Çelik İsmail'i. Nihat Yılmaz karşısında da gerçekten ben tabii Fatih, onu yürekten kutluyorum. Yiğit de şu araya. Şu ana kadar güzel geldi. Evet şimdi Recep Bara bir bakalım. Yiğit Yılmaz da Yücel Yazıcı'ya tekrarına başaltının finalini de ayakta alkışladı güreş seyircisi. Şöyle dış kasnakta şöyle bir bakalım. Gücünü dengesini aldı. Zaten ilk pozisyonda da bastırmıştı ama sırtını da yere getirdi. Yiğit Yılmaz'ın Yücel başka bir açıda değerli güreş severler. Her iki Yiğit'i de kutluyoruz. Yiğit Yılmaz ve Yücel Yazıcı birinci, Yücel Yazıcı ikinci, Yiğit Yılmaz oldu. Evet, Recep Kara ve İsmail Balaban, çardak güreş ağası sevgili kardeşim Seyhan Aslan. Bu arada Metin Başkan da çardakta çok başarılı projelere imza attı. Sizi kutluyorum. Evet, evet. Sayın Çelik, çardakta tabii ben bunu hep söylüyorum. Bu sene yine... sürprizlerimiz olacak önümüzdeki yıl. Şimdiden çalışmaları yapıyoruz. Bu sene tabii olumlu tepkiler aldık. Gerek sizden, gerek güreş seyircisinden, gerek basından. Bu arada daldı Recep yani Kara. Recep'in ustalığı. Bu ayrı bir ustalıktı. Bir daha bakalım. Recep Kara durdur. O kadar güzel bir açı yakaladı ki Jimmy. Evet, evet. Bugün yüksek kameramızı da ben bütün kameraman kardeşlerimi kutluyorum. Her birinin emeğine sağlık. Tekrar birkaç açıdan gelecek ekranlarınıza. Gün Recep Kara'nın günü oldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin günü oldu. Ordu Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün günü oldu. Neden? Zirvede bitirdi Recep Kara. Spor Daire Başkanı Ordu Büyükşehir Belediye Spor Daire Başkanı Recep Kara. İsmail'i de kutluyorum. O da şu ana kadar güzel mücadeleler sergiledi. Evet, seneye sürprizler var diyorsun. Tekrarı gelecek. Evet, bir daha bakalım. Tekrara Sayan Aslan. Recep Kara bu pozisyonda, İsmail de. Evet, şimdi gelecek ekranlarınıza. Değerli güreş severler, sağ içinde birlikte kapatacağız. Recep Kara'yla işte kasnakta gördüğünüz gibi sola çok kaldı. Çok hızlı hamle yaptı Recep Kara. İsmail'i beklemediği anda kasnaktan dikkat et kendine doğru sağ koluyla, evet, son derece boşaltmaya fırsat bulamadı bile İsmail Balaban. Sol koluyla da çektiği anda tek dalarak aşağıya getirdi. İsmail'i devirdi. Evet, Sayan Aslan'a teşekkür ediyoruz. Tülay Karanfil'e teşekkür ediyoruz. Şimdi bakalım veda zamanı. Seyhan Hanım teşekkürler. Ben teşekkür ederim. O zaman Cahit abi. Anladın mı? Evet. Maç Pervan birincisi Recep Kara, ikinci İsmail Balaban, üçüncü Fatih Atlı. Madalyalarını takdim etmek üzere Çanakkale Valimiz Sayın Orhan Tavlı Bey, Biga Belediye Başkanımız Bülent Erdoğan'a, Tarihi Alan Başkanımız Sayın İsmail Kaşdemir'i, Ünlü Kısmet Üstesi Sayın İrfan Şahin'i, Biga Cumhuriyet Savcımız Mali Yatçı Özü, Biga Kaymakamımız Sayın Mustafa Can Bey'i, Çanakkale Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu'nu, evet, madalya ve evet kemerini takmak üzere, kupalarını takdim etmek üzere davetimi arz ederim. Pelvanlar kürsüye. Recep Kara birinci, İsmail Balaban ikinci, evet, Çanakkale Valimiz
Orhan Tavla adına güreşen, evet, Recep Kara birinci, alkışlıyoruz. İkinci İsmail Balaban Antalya, bu tarafa Recep, bu tarafa Güneş, bu tarafaymış. Evet, üçüncü Fatih Atlı, yine üçüncü Ali Gürbüz geliyor, evet. Sayın Valimi, Sayın Milletvekilimi, Sayın, evet, Belediye Başkanımı, Biga Cumhuriyet Savcımı, Biga Kaymakamımı ve ünlü kısmı.